Merhaba sevgili Teknoloji Uyku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlere Oppo RX17 Pro'da bulunan SuperVOOC adlı hızlı şarj teknolojisinin nasıl çalıştığını anlatıyoruz. Şimdi geçtiğimiz günler telefon bize gelmişti biliyorsunuz. Kanalımızdan da muhtemelen takip ediyorsunuzdur. Eğer o videoda izlemek isterseniz biraz sonra kartlardan çıkartacağım. O videoda biz telefonun kutu açılımını yapmıştık. Hepimizin bildiği gibi Oppo kısa bir süre önce Türkiye'de faaliyetlerine başlamıştı. Bize de teste gönderilen Oppo RX17 Pro'nun önemli bir özelliği vardı. Firmanın iddiasına göre bu telefon 10 dakikada %40 kadar şarj olabiliyordu. Yani %40'a kadar şarj olduğu iddia ediliyordu. Sıfırdan %40'a kadar. Bunu nasıl yapıyor? Hemen şöyle elimde görmüş olduğunuz üzerinde de SuperVOOC yazan, yani SuperVOOC yazan bir adaptörümüz var. Böyle bir teknolojiye sahip bu telefon. Bu adaptörü ve kutusundan çıkan kablosunu kullandığınız zaman telefonun 10 dakikada %40'a kadar şarj olduğunu iddia ediyor marka. Biz de bir test yaptık ve bu testlerde bakalım telefon ne kadar şarj oluyor, nasıl şarj oluyor bunu ölçmeye çalıştık. Şimdi ekranda göstereceğim size onların da testlerle ilgili durumları ama telefonun yani üretici firmanın iddiası 10 dakikada %40'tı. Biz yaptığımız testlerde 10 dakikada %41'e kadar bir doluluk oranına ulaştığımızı gördük ki yani demek oluyor ki bu rakamlar doğru. Bir diğer rakam ise 15 dakikada şarj ettik, %57'ye ulaştığını gördük. 30 dakikada yaptığımız şarjda ise %93'e ulaştığını gördük. %100 şarj olması için telefonun ise 38 dakika gerekiyor ki çok çok iyi bir rakam bu. Neden iyi diyoruz? Şöyle, biz daha önce biliyorsunuz Huawei Mate 20 Pro için de böyle bir test yapmıştık. Onun da böyle bir iddiası vardı. Süper hızlı şarj oluyor iddiası vardı. Orada yaptığımız testlerde ise 15 dakikada %40'a ulaşmıştık. Ki bu rakama 10 dakikada ulaşıyor Oppo. 30 dakikada %76'ya, 54 dakikada da %100'e ulaşmıştık. 38 dakikada ulaşıyor %100'e Oppo RX17 Pro. Aradaki farkı siz de burada görüyorsunuz. Yani Oppo'nun bu VOOC teknolojisi ki çok komik bir açılımı var öyle söyleyeyim. Yani İngilizce bir açılım var. Mecburen elimdeki kağıttan okumak zorundayım. O kadar uzun bir açılım var. Voltage, Open, Loop, Multi-Step, Constant, Current, Charging diye bir uzunca bir ismi var. Hatta bir daha okuyayım isterseniz. Voltage, Open Loop, Multi-Step, Constant Current, Charging ve VOOC uzatılmış hali yani açık hali böyle uzun bir anlam oluyor. Yaptığımız testleri ekranda gösterdik. Siz de gördünüz zaten. Oppo'nun RX17 Pro modelindeki bu VOOC teknolojisi gerçekten de işe yarıyor. Hatta bugüne kadar benim kullandığım ve Teknoloji Uyku'da bizim kullandığımız en hızlı şarj olan telefon olduğunu da söyleyebiliriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Oppo RX17 Pro'da yer alan SuperVOOC teknolojisinin ne kadar hızlı olup olmadığını ölçtük, gösterdik. Testlerimizi de gösterdik. Elbette bunlar bilimsel şeyler değil. Siz de eğer bu telefonlarınızda varsa siz de testleri kendiniz de yapabilirsiniz. Muhtemelen 3 aşağı 5 yukarı benzer sonuçlar elde edeceğinizi söyleyebiliriz. Ama şunu söyleyeyim ki bugüne kadar test ettiğimiz en hızlı şarj olan telefon olduğunu söyleyebiliriz. Oppo RX17 Pro için. Sizin de bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa videomuzun altına yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.